Zamanı gelince mümin cinler Cenab-ı Allah'tan emir alıp işte şurada diyecekler. Elimizden komşu gibi gidip bulacağız. O İnşallah. kadar. İnşallah. İnşallah bir kısmı vahiy ile Hazreti İsa Aleyhisselam'a. Ama mümin cinler şu an emir bekliyorlar. Bak Cenab-ı Allah diyor ki şeytandan Allah'a sığınırım. İznimizle ya benim iznimle diyor Allah. Elinin altında iş gören cinler vardı diyor. Hazreti Süleyman için. Evet. Mehdi için de diyor ki Allah hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani Cenab-ı Allah'tan aldığı vahiy ile bildiriyor. Hazreti Süleyman gibidir diyor Mehdi. Ne demek bu? Dünya hakim olacak demektir. Ve cinler emrinde olacak demektir. Dün bu konularda daha detaylı bilgiler gelmeye başladı bize. İnşallah. Urfa'dan da bazı kardeşlerimizden bilgiler geldi. Çok detaylı bilgiler edindik. Onları da önümüzdeki günlerde inşallah kardeşlerimize sunacağız. İnşallah. Ama sakın oturup cinciyle merak salıp böyle cinlerle bağlantıya girmeye kalkmasınlar. Çünkü çok büyük ustalık gerektiren, itina gerektiren bir şeydir. Ama bu konuda üstat olan kişiler hakikaten var Urfa'da. Onlar kendilerini biliyorlar. İnşallah o mübarek beldede nedense Allah'ın hikmeti oradalar daha çok. İnşallah. Böyle bir şeyin doğruluğunda tam teyit etmiş olduk. Hakikaten bu baş parmak tırnak üzerinde bir görüntünün oluştuğunu ve isteyenin istediği şeyi görebildiğini müşahede ettik, anladık yani. İnşallah bunları daha detaylı anlatacağız Allah'ın izniyle. İnşallah. Ben hemen evet. Ben bu konulara katılmak isterim. Aksiye verim ben seni. Mümin cinler Allah'ın emrindedir. Yani biz evet hocam. Nasıl Allah'a güveniyoruz? Allah'ın kontrolünde mi varlık? Yani cin zavallının zavallısıdır. Allah ne emrederse onu yapar. Evet. Yani bütün tecelli Allah'tandır. Yani elinin üstünde görüntüyü Allah meydana getirir. Cin vesile yapar. Cinin ne gücü var? Ben böyle galiba kalırım herhalde hocam. Cin zavallının tek. O kardeşimiz de elinde görüntü oluşan kardeşimiz çok ürkmüş. Yani defalarca elini yıkamış böyle. Şöyle. Bakıyormuş yine görünüyor böyle dörtgen böyle ekran gibi görüntü. Allah'ım. Tabii. Yani çok net görünüyor diyor. Bir daha yıkamış yine görünüyor. Şöyle. Yani çok uzun süre sonra geçmiş görüntü. Yani bayağı uğraşmış gitsin diye. Hakikaten o bir şey var, duası var, yapılan bir şekil var. Doğru. Kendimi onun yerine koyuyorum da hocam şöyle. Ama mutlak güç Allah'ındır. Allah'tan başka güç sahibi ama yoktur. Ama kesinlikle. Cinin ne gücü var? Cin zavallı bir varlık. Ya bir tecelli, Allah'ın bir tecellisi yani. Mesela ha bir mendil parçası, ha cin. Yani bir gücü yok ki. Bütün güç Allah'a aittir. Evet. Yani. Değil mi? Evet. Yoksa oraya sen o yazıları yazan da Allah'tır. Cini orada yaratan da Allah'tır. O görüntüyü meydana getiren de Allah'tır. Cin ne yapsın? Cinin öyle bir şey yok. Cine ayrı bir güç gibi bakmak doğru olmaz. Güzel hocamız sorulmuş olacak diyor. Cinlerin hepsi lisanları, dilleri biliyorlar mı? Bol sevgi ve selamlarla El Yasin. Yasin kardeş benim gördüğüm adamların öyle bir sorunu yok. Yani nasıl oluyor onu da bilmiyorum. Bir de bunların kendi dilleri var cinlerin. Yani acayip alengeli bir dil. Yani öyle anlaşılması mümkün değil. Uzaylı dili gibi. Yani kendilerine has özel bir dilleri var. Ama her türlü dilden de anlıyorlar. Yani muhtemelen şöyle düşünebiliriz. Yani o ülkede yaşayanlar o ülkenin dillerini öğreniyor olabilirler. Bir anda her yere geldikleri için. Mesela Fransa'daki bir cin anında Türkiye'ye gelebiliyor. Yarım saniyede geliyor. Dolayısıyla bu yüzden bu kadar dil biliyor olabilirler. Çünkü bilmedikleri bir şey yok adamlar. Destorsan biliyorlar. Maşallah. Hocam insanlar akın akın İslamiyet'e girdiğinde cinlerin durumu ne olacak? Onlara İslam'ı kim tebliğ edecek? Onların İslamiyet'e girişi nasıl olacak? Ya şimdi o sevimler mesela bizi dinliyorlar. Zaten öyle bir sorunları yok onların. Yani kapı çalmaz onlar. Yani gireyim mi girmeyeyim mi demez. Gelir dinler zaten öyle bir sorun olmuyor onların. Camilerde de olur. Her yerde olur onlar. Yani isteyenler hepsi. Yani radyoda dinleyebiliyor onlar. Televizyonda dinleyebiliyorlar. Yani bütün sohbetlere katılırlar istediklerinde. Ama sahip çıkılması gerekiyor tabii onlara. Şefkat göstermesi gerekiyor.
Eğer iyi eğitilirlerse, yani samimi bir ortam olursa bayağı dilbazlar. Dilliler yani güzel, samimi şeyler konuşuyorlar. Yani sohbet olarak dini konularda da çok bilgileri oluyor. Soru sorumluluğuna cevap verebiliyorlar. Ama inşallah ileride onlar daha çok istihbarat amaçlı da görev alacaklar. Yani Mehdi devrinde buna çok ciddi işaret var. Hadislerde de var. Ama halkın korktuğu gibi onlar çok mazlum garibandır cinler. Yani öyle. Onlar da insanlardan çekiliyor. Yani öyle bir tahmin edildiği gibi. Yani tiplerini pek beğenmez. Onların gerçek tipi biraz çirkindir. Ama istediği şekilde girebiliyorlar. Yani kendisi yani beğenilecek bir şekilde girebilir ama kendi aralarının tipleri, eşkalleri bayağı bozuk. Yani herkes de bilir zaten. Cinlerle ilgilenen herkes bilir. Klasik onların bir kırmızı kukaratası vardır. Gelenekseri kafalarından çıkartmaktır. Hepsinde de. Büyüklü küçüklü oluyorlar. Küçük. Ama yani binlerce yıldan beri hep böyle şekilde çıkarlar. Her ilgilenen de bu şekilde görür. Yani bir klasiktir. Bu hiç şaşmaz. İşte ayakları şu koni gibi. Aşağı mesela ilginç. Allah öyle yaratmış. Hocam efendim? Ters olduğuna dair de hani bazı duyumlar olabiliyor. Doğru mu bu? Ters derken? Yani normalde hani bir insan ayağını düşünelim. Ayakları ters. Tam tersi yöne bakan. Öyle bir şey olabilir yani böyle değişik mu? Varlıklar. Her şey orijinallik zaten meraklılar orijinallik yapmaya. Yani orijinallik olarak öyle görünüyor olabilir. Yani istediği anda o görüntüyü alabiliyor. Ama klasik görünümleri öyle. Yani ayak uçları sivri, topaç gibi. Yani öyle basıyor. Bir kısmı uzun. Dişleri biraz biçimsiz oluyor genelde. Ama yani çekingendir cinler. Yani öyle İnsanlara şeyler. Aşık olma gibi durumları söyleniyor. Var, evet. Zaten son yıllarda da filmleri çok yapılıyor. Evet. Böyle bir şey var mı hocam? Var, evet. Doğru. Ama yani insanlara zarar vermezler genelde. Öyle bir şeyleri yoktur. Yani hani bana Musalatov falan öyle bir şey yok inşallah. Peki o kişi hissediyor mu kendini? Karabasan diyorlar mesela. Yok onlar tansiyonu falan çıkıyordur. Çok ona gerekli inanma şey. Ya ben mesela cinlerden doğru bilgi alıyorum. Aldığım oldu yani ilk defa söylüyorum size. Nasıl? Mesela şöyle. Bir olay olmuştu. Yani adli bir olay oldu. Sanıkların Polonez köyde olduğunu bize bildirdi cin. Ve polise biz bildirdik. Polis doğru dedi. Oradalar dedi. Polonez köyde. Bu Polonez ama, köyde Ergenekon'la ilgili bir dava mı? Hayır. Başka bir konu. ve şu an dedi Erenköy'e geçtiler dedi cin. Polise bildirdik. Hakikaten de Erenköy'e geçmişler. Mesela bu birisi doğru. Birisi mi size bildiriyor? Cin mi? Yani ha. Size mi bildiriyor? Hayır direkt bana değil. Bu konuda işte bir yöntem var. Ama söylemem. Öyle mi? Peki. Yani söylerim de özel söyleyebilirim. Hazır dünya dışı varlıklardan söz açılmışken. Ama doğru yani hayret mesela hatta ismiyle verdi. Mesela bir olay vardı, gizli bir şahit vardı. Onun ismiyle verdi. Şu dedi hakikaten doğru. Mesela hiç ismi duyulmamış, orijinal isimler veriyor. Tam doğru çıkıyor. Bir de 7 tane rakam ben yazdım. Kendim kağıda yazıp katladım. 7 rakamı peş peşe bildi. Yani şimdi ne yazdım dedim onu da bildi. Şimdi ne yazdım onu da bildi. Mesela bu çok şaşırtıcı. Nasıl iletişime geçiyorsunuz? Yani nasıl oluyor? Karşılıklı mı konuşuyorsunuz? Görüyor musunuz? Yok görmeye. İnsanlar pek tahammül edemezler. Ben ederim de yani insana tahammül edemez. Çok acayip korkarlar. Yani siz çok şiddetli korkarlar. Siz gördünüz o zaman. Yani ben o kadarını söyleyeyim. İnsanlar çok korkar. Yani olacak. Hazreti Mehdi devrinde olacak ama yani toplum yavaş yavaş alıştırılarak cinlerle bağlantıya geçirilecek. Yoksa direkt görseler çok korkarlar. Yani Süleyman zamanında vardı Hazreti Süleyman zamanında görüyordu halk. Yani halkın içinde geziyordu cinler. Ama alışmıştı insanlar. Yani ürkmüyorlardı. Ama şu ani olayı çok ürkerler. Peki Kur'an'da yazılanları da bize biraz anlatabilir misiniz cinlerle ilgili? Cinlerle ilgili cin suresi var. Cinler iyi eğitilmeleri gerekiyor. Genellikle akılları biraz havada oluyor. Yani böyle kuş gibiler. Onların da Hristiyanları var, Müslümanları var, Ermenileri var. Fakat birbirlerine çok kavgalı ve karmaşa içindeler. Onlarda da iman daha yeni gelişiyor. Yani İslam da yeni gelişiyor. Yeni yeni Müslümanların sayısında artma oldu onlarda da. Onlar bu şehirlere çok şaşırıyorlar. Yani bu insanların şehirler yapması, araçlar olması. Onların o konuda çok şaşkınlar. Suyla beslenir cinler. Kur'an'da var. Ayet belirtiyor ya.
evlerde yaşarlar genellikle ama kimseyi rahatsız etmezler. Yani milletin boş yere korkmasına gerek yok. Yani evlerde mesela bir evin bir köşesinde yaşarlar, tavan köşelerinde yaşarlar ailece. Kimseye de bir zararları olmaz onların. Yani halim derler. Ama kafaları çok dağınık oluyor böyle. Yani gelgit akıllı oluyorlar. Ancak çok iyi eğitilirse, yani imani yönde mesela Kur'an okunduğunda çok dikkatli dinliyorlar. Kur'an'a karşı çok hassaslar, çok seviyorlar. Ve çok özenli ve sabırlı eğitilmeleri lazım. Yani imanları güçlenirse daha doğru ve daha akılcı cevaplar veriyorlar o zaman. Eğer imanı zayıfsa çok sorun çıkarıyor, çok dengesiz, münasebesiz cevaplar veriyorlar. Yani genellikle de yalan söylüyorlar o zaman. Ama Allah korkusu konusunda iyi eğitilirse çok nezaketliler. Çağıran çok kişi vardı da çok onlar hep oyalar ve aldatırlar. Genellikle hep yalan söylerler. Zaten ama cin normal. Yani Amerika'da kullanıyor cini, CIA'de kullanıyor cini. Birçok istihbarat örgütü kullanır. Yani cin öyle bilinmeyen bir şeydi. Hazreti Süleyman zamanında teknolojinin gelişmesinin sebebi cinlerdir. Yani müthiş bilgilidir cinler. Çok yamandırlar. Yani Hazreti Süleyman zamanında olağanüstü teknoloji gelişmiştir. Yani çok hayret verici teknoloji gelişmiştir. Cinler vesilesiyle olmuştur. Şunu sormak istiyorum aslında. Hani gelecekten haber verme. Peki onlar gelecekten haber verebilirler yok, mi? Yok. Öyle bir etkileri yok. Ama geçmiş hakkında çok iyi bilgileri var. Mesela gizli bir şeyin yerini söyleyebiliyorlar. Ama mühimse mesela biz bazen kaybolan bir şey oluyor evde. Mesela sorduğumuzu söylüyor. Ama ulu orta rahatsız etmek doğru değil. Mesela çok o beyinleri zorlanıyor o zaman. Yani sıkılıyorlar üst üste soru sorulduğunda. Yani çok ciddi bir menfaat sağlayacak bir şeyse mesela büyük bir şeyse ona girmiyorlar ama ufak tefek bir şey olduğunda söylüyorlar. Ve Allah'ın izniyle de bak Cenab-ı Allah ayetliyor. İznimizle diyor. İş gören diyor cinler diyor. İznimizle. Allah'ın izin vermesi lazım. İnşallah. Onun için çağıranın mutlaka Müslüman, samimi ve candan olması lazım ve iyi niyetli olması lazım. Yani kimsenin canını yakmak için, olumsuz bir şey için olmaz yani. O zaman o cin ona musallat olur. Allah'a sirgesin. Yani Allah belaya çevirebilir. Yani açık. Yani çok iyi niyetli yapılması lazım. Siz mi soru soruyorsunuz iletişime geçerken mesela yoksa onlar sizi uyarıyorlar mı? Cin beni mi uyarıyor? Yok bana çok saygılı cinler. Öyle bir şey yok. Uyarırlar mı derken hani kötü bir şey olacak haber veriyorlar mı? Yoksa siz mi soruyorsunuz? İki vakada oldu mesela bizim bir kız arkadaşımız vardı onu kaçırmışlardı. Onun yani bütün güzergahını bize haber verdi. Bütün detaylarıyla. Yani şu an şuradalar dedi. Hakikaten hep bütün dedikleri doğru çıktı. Araba değiştirdiler dedi. O da doğru çıktı. Kaçırırken araba değiştirmişler. Onu da doğru söyledi. Semtini söyledi. Hepsini söyledi. Yani çok mühim olaylarda soruyorum ben. Yani çok ehemmiyetli bir şey ise soruyorum. Normalde hakikaten insanları rahatsız etmek istemiyorlar. Görünümleri, ayak uçları şöyle şey konik oluyor cinlerin, bilinir yani erbabı da bilir. Yani şu topaç var ya, çocuklar oynadığı topaç. Evet. Yani normal insanı böyle basar, onlar öyle değil. Yani sivri ayak uçları yani, şu konik geliyor yere doğru. Mesela sırf o başlı başına yeter bir insanın tedirgin olması için. Evet. Bir kısmı uzun boylu oluyorlar, bir kısmı çok kısa boylu oluyor, zaten herkes bilir. Onların geleneksel kıyafeti külahtır. Kırmızı külah giyerler. Uzun, sivri, kırmızı külahları vardır. Dünyanın her yerinde öyle görenler. Yani klasiktir onlar. Hı hı. Ama istediklerinde tabii bir hayvan şeklinde gelir. Mesela bir akrep, bir kedi, bir yılan şeklinde girebiliyorlar. Yani onlar öyle çok yeteneklidir. Eşya şeklinde de girebilir cin istese. Yani öyle şey var. Ama insanları korkutmalarını Allah yasaklamıştır. Yani insanlara yanaşamıyorlar. O şekline görünemezler. Yüzleri de o kadar düzgün olmuyor işin doğrusu yani. Fakat istediğinde çok güzel insan şekline girebilir cin. Yani mesela çok güzel bir kadın görünümüne, güzel bir insan görünüme girebilir. Yani o yetenekleri de var ama normal halleri normal değildir. Onun için de yani genelde insanlar tabii o halini görüşmek istemez. Bazen suda görünme olayları var. O da korkutur insanlar. Yani suda görünebilirler. Yani görmelerini pek tavsiye etmem. Yani görmeye pek yanaşmasınlar da. Fakat çok önemli konularda bilgi almak için olabilir. Yani çok hayati konularda. Vahim bir konuysa, yani Müslümanlar hakikaten zor durumdaysa bilgi alınabiliyor. Ben zaman zaman öyle Allah vermesin bizim öyle birkaç kere başımız sıkışmıştı. Zor durumumuz olmuştu. Bir kız arkadaşımızın kaçırılması olayı olmuştu. Onda bilgi almıştık. Çok detaylı, kapsamlı bilgi vermişti hakikaten. Maşallah. Allah razı olsun. Bir dindar
cin talebemiz var. Ondan sonra yine bir olay olmuştu. Onda da dün de anlatmıştım. Suçluları an an bize bildirdi. Biz de an an polise bildirdik. Bizden daha önce mi yaşıyorlar hocam zaman olarak? Bize bilgileri nasıl iletebilir? Yani çok yaşıyor. Mesela 1300 sene yaşıyor, 1400 sene yaşıyorlar. Yani ışık hızıyla hareket ettikleri için onların zamanıyla bizim zamanımız aynı değil. Normalde onlar bizim gibi yaşıyor. Ama ışık hızıyla hareket ettikleri için zamanda esneme oluyor onlarda. Evet. Yani öyle anlaşılıyor. Mesela o olayda, adli olayda her verdiğimiz bilgiyi polis doğru olarak tasdik etti. Ve sonunda şahıslar yakalandılar. Adım adım yani her adımını cinden öğrendik. Mesela şu an şuradadır, şu an şurada, şu an dedi. Bakın her verdiğimiz bilgide de polis doğru dedi. Yani doğru bilgi vermiş olduk. Dünyada aslında harika bir sistem var ama insanların alışacağı ve makul göreceği gibi yaratıyor Allah. Yani mesela millet cinden korkuyor ama kendinden daha çok korkması lazım normalde. Çünkü şu kadarcık yerde dünya oluşuyor. Eğer korkacaksa, ürkecekse bu çok çok daha olağanüstü bir olay. Yani şu kadarcık bir yerde sonsuz alemin oluşması, bu ne bu? Yani yüzlerce insan görünmesi, yüzlerce varlık görünmesi ne? Mucize. Cin görüntü olarak görünüyor da ondan ürküyorum diyor. Sen nesin? Sen de görüntüsün. Sen de görüntü olarak, beyninde bir görüntü olarak oluşmuyor mu insan? Evet. O zaman o garibimden ne istiyorsun? cinde insanları çok ilginç görüyor. Onlar da insanları çok ilginç görüyorlar. Ya şehirleri çok acayip görüyorlar. Yani yani neden kurulduğunu da anlayamıyorlar. Çünkü neden ihtiyaç var? Onların öyle bir sorun yok biliyorsun. Sadece onlar suyla beslenirler. Su. Onlar tek şey olur. Yani bütün cin çağıranlar falan bilirler yani. Tek dertleri sudur. Öyle mi hocam? Evet. Yani evleri vesaire yok. Öyle mi? Evleri yok, falan. Normal evlerde yaşıyorlar zaten. Ailece, cümbür, cemaat hemen hemen her evde vardırlar. Yerleşinler ama onların kimseye bir zararı olmaz. Yani belki de bizim evlerimizde de mi vardır? Yani hemen hemen her evde vardır. Yani otururlar. Yani kimseye de bir zararları olmaz. Yani insanlar kendi kafasında onu koruyor. Melekler de vardır. Mesela şu anda var bizim iki tarafımızda, sağımızda, solumuzda da melekler var. Gayet mutluyuz biz. Çok güzel meleklerle elhamdülillah. Evet. Bilmiyorum, koruyucu melekler vardır. Bak önünde cepheden de var, sırt tarafında da vardır koruyucular. Evet. Bakın iki tarafında da vardır ve ön tarafında da vardır. Ve arka tarafında da yani sırt tarafında da vardır insanların. Koruyucu melekler vardır. Ve onlar Allah'ın izniyle korurlar. Allah'ın dilemesiyle. Ama biz haberimiz bile yok. Yani haberimiz, haberin bilgi olarak var haberimiz var da yani ama görmüyoruz, şey göremiyoruz efendim. Evet. Koruyucu meleklerin sadece çocukların yanında olduğu zannedilir. Hatta bir çocuğun başına bir şey geldiğinde ve bu önlendiğinde melekler korudu derler. Hayır, herkeste vardır. Yani istisnasız sadece Allah'a emir verirse yaparlar koruma görevini. Evet. Yani yoksa yani Allah'a emir vermezse yapmazlar. Biliyorsun onlar tamamen Allah'a bağlıdırlar. Bundan kasıt ahirette bunları göreceğiz. Yani bu bize zevk verecek, hoşumuza gidecek. Yani hayatımız, çünkü biz mesela şu hayatımızı yaşarken şu an sohbet ediyoruz. Burası dolu normalde şu an. Ama göremiyoruz. Mesela ahirette bu sohbet ortamını bize Allah gösterecek. O zaman bu bizim çok hoşumuza gidecek. Zevk alacağız, nimet olacak bize. İnşallah. Yani çünkü Allah mutlak doğru söyleyen. Biz bu hayatı gördüğümüzde ahirette diyeceğiz biz kimlerle berabermişiz? Kimlerle birlikte sohbet etmişiz? Haberimiz yokmuş diyeceğiz. Hocam ahirette de cinler bizi göremeyecekler diye ben biliyorum. Biz onları göreceğiz. Orada da onlar bizi göremeyecekler diye biliyorum. Cinlerle yani insanlar cinler cennette de benim bildiğim bilgi o kadar. Yani daha fazla bir bilgim yok. Birlikte haşredilecekler değil mi hocam insanlarla? Yani öyle biliyorum ben. Çünkü insanları ve cinleri ibadet etsinler diye yarattı. Evet. Bendiğine göre onlar da hesap görülecek yani onların da hesabı var değil mi? Evet. Ama çok garip varlıklar ya. Yani böyle o kadar boş işlerini mesela anormal yalan söylüyorlar. Normalde insanlar o kadar yalan söylemez. Ya kudurmuş gibi yalan söylüyorlar yani. %99'u yalancı böyle. Akıl alacak gibi değil. Yani ilgilenen arkadaşlardan duyuyorum. Yani akıl almaz yalancılar.
Ancak mümin olanlar doğru söylüyorlar. Yani onlar da çok zor konsantre olarak doğru söylüyorlar. Mesela fakat hayrettir, mühim bir şeyde mutlaka doğru söylüyorlar. Ama böyle havadan sudan konusunda çok uğraştıran bir yapıları var. Ama hayati bir konuysa, gerçekten önemliyse şak hemen anını doğrusunu söylüyor neyse. Onlar da tamamen Allah'ın emrindedir. Yani Allah dediğinde gereğini yaparlar. Bir gün bir rica edeceğim de o arkadaşlarımdan ben. Yani halk sorsun mesela, bir şey gizlesinler. Onların gözü önünde o da söylesin. Öyle de olabilir. Yani bir gün onu düşünüyorum ben. Canlı yayında. Yani mesela telefon etsinler, desinler. Ama şimdi telefonu tabii hangi telefonu seçeceğiz o da belli değil. Yani bir materyalist, darwinist birisinin olması, yani toplumda öyle bilinen birisi olması çok iyi olur. Evet. O daha inandırıcı olur. Yani ünlü bir materyalistin, ünlü bir ateistin, bilinen bir ateistin mesela o anda bir yazı yazmasını söyleyebiliriz bir deftere, bir kitaba. Yani nereye isterse açsın bir sayfayı söyler, o da olabilir. Veyahut bir not defterine gizlice bir yazı yazsın. Ama yanında tabii bizden insanlar olacak yani. Doğru söylediğimizin görülmesini. Çünkü orada da canlı yayın olacak. Yani canlı yayında şey yapacağız. Yani orada da bir naklen yayın olması gerekiyor. O anda biz soracağız. Yani cine arkadaşlarımız soracaklar. O da yazacak bir şey. Ve aynısıyla söyleyecek. İnşallah. Böyle bir şey yapabiliriz. İnşallah. Yani isterlerse tabii. Biz de olacak mıyız? Ben onu merak ediyorum hocam. Biz de olacak mıyız? Yani hayır, benim de bir proje olarak ben daha kesin karar vermiş değilim. Yani olabilir. Yani geçenlerde düşündüm. İyi olur. İnşallah. 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 Evet. Kaç dakikamız var? Dört dakikamız var. Mehdi devrinde cinler mutlu olacak, insanlar mutlu olacak, melekler sevinç içinde olacaklar. Zaten hep sürekli sevinç içindedirler. Şu anki korkularınızın tamamı ortadan kalkmış olacak. İnşallah. Yani insanların eline yüzüne kan gelecek. Mutsuz bir tane insan görmeyeceksiniz. Mesela bak ben genç kızlar falan dışarıda bakıyorum, görüyorum. Hep mutsuzlar. Yani ben neşeli falan çok çok nadir insan görüyorum. Yani böyle sevgiyle bakan çok nadir insan görüyorum. Kimse birbirinin yüzüne bakamıyor. Güven ortamı yok. Yani halbuki Mehdi devrinde herkes herkese dost olacak. Herkes herkese selamlaşacak sokakta. Büyük bir neşe ve sevinç ortamı olacak. Herkes birbirini kardeş ve dost bilinecek. Müthiş güven olacak. Evlerde kilit koymayacaklar. Anahtarlar olmayacak. İnsanlar istediği gibi hür ve güzel yaşayacaklar. Yani ne iftira atan olur, ne yalan söyleyen olur, ne oyun oynayan olur. Yani Hazreti Mehdi'nin terbiyesi altında, onun manevi liderliğinde çok huzurlu ve güzel yaşayacak insanlar inşallah. İnşallah. Ekonomik refah tam anlamıyla oluşuyor. Savaşların tamamı kalkacak. Hiçbir şekilde savaş olmayacak. Hiçbir silaha para yatırım yapmayacak. Yani hiçbir devlet silah için silahlanmaya para ayırmayacak. Şimdi biliyorsunuz devletlerin mali yapılarında silahlanmaya ayrılan para, en büyük para oraya ayrılır. En çok para oraya ayrılır. Hiç para ayrılmayacak. Silahlanmaya ayrılan para olduğu gibi fakire, fukaraya ev yapılmasında, yiyecek temininde, giyecek temininde onlar da kullanılacak. O da insanların başından taşar. Yani çok çok fazla mal birikecek. Onun için de hadiste diyor, mal birikmesinden dolayı insanlar hediye verilen, onlara yani lütuf olarak verilen şeyleri geri vermek istiyorlar. Yani utanıyorlar. Yani çok fazla mal var diyorlar. Yani çok fazla. Yani gözüne inanamıyor. Hatta bir tane peygamberimizin belirttiği hadislerden, aç gözlülüğünden o kadar çok mal alıyor ki ama gözlerine inanamıyor. O hani fakirliğin verdiği sıkıntıyla yine almak istiyor, yine alıyor. Yine almak istiyor, yine alıyor. En sonunda utanıyor artık. Aldığından diyor, geri vermek istiyorum diyor. Ya çok fazla aldım diyor. Biz diyor verdiğimiz malı geri almayız diyor hazin. Almıyorlar geri. Yani o kadar bereket ve bolluk olacaktır. Maşallah. İnşallah. Çok müjdeleyicisiniz hocam. Allah razı olsun. Yani hayır, göreceksiniz. Ben de buradayım, size göreceğim. Ben söylediğim tek bir tane konu
ispat edilmemiş olarak kalmadı. Ya bak ne dediysem tamam oldu. En büyük delillerden bir tanesini söylüyorum. Bak dedim yakın delillerden. Bak vizelerin hepsi kalkacak dedim. Türkistan bilinince. Bakın hepsi kalkıyor. 60 ülkeye geldi. Ya durduk yere niye kalksın vizeler? Yani niye bu dönemde olsun? Yağmur dediler ki küresel ısınma var dediler. Ben dedim öyle bir şey yok. Bilakis bol yağmur yağacak dedim. Ve benim dediğim doğru çıktı. Ve bütün bilim adamlarının dediği yanlış çıktı. Dünya çapında. Evet. Bakın ekonomik kriz ben 7 yıl sürecek dedim. 7 yıl. Yok dediler 1 yıl bile sürmez. Bitecek dediler. Bütün ekonomistler şunlar bunlar. Sonunda bütün dünya benim dediğime geldi. Evet dediler 7 yıl sürecek dediler. IMF resmi açıklama yaptı. 7 yıl sürecek dedi. Ekonomik kriz. Evet. Alametleri ben daha önce 20 yıl önce yazdım kitaplarımda. Aynı senin tamamı çıktı. Tek tek. Yani söylediğim tek bir tane sözümü geri almadım ki onu geri alayım inşallah. Bak 10 yıla kadar diyorum bütün bu dediklerim görecek ki ben buradayım siz de buradasınız. Aynen göreceksiniz. Hocam aslında vizelerin kalkması da bir güven ortamının oluştuğunu gösteriyor bir yerde. Tabii ki yani kardeşlik ortamının, dostluk ortamının oluştuğunu gösteriyor. Bitmiş mi? Ara verelim. Tamam. Sevgili izleyenlerimiz, bu güzel gece sohbetlerimize inşallah devam ediyoruz kaldığımız yerden. Yine yeni arkadaşlarımız var aramızda. Hoş geldin. Merhabalar. Büşra'ya biz de hoş geldin diyoruz. Evet, Büşra çok dışa dönük, sevecen. Babası da kendisi gibi çok güzel huylu. Maşallah, evet, maşallah. Büşra bana o ara dedi ki, hocam dedi, cinler dedi, efendim. Çarpmaz mı dedi. Çarpmaz mı? Yok öyle bir şey yok. O genellikle ruhi bir rahatsızlığı oluyor. Psikolojik bir hastalığı oluyor. Onunla ilgilidir. Halüsinasyon görüyor. Yani sinir zayıflığında olur. Mesela olmadık sesler duyar. Olmadık görüntüler duyar. Öyle bir şey olmaz. Yani cinler Allah'ın kontrolündedir. Kontrolsüz bir hareket asla yapmazlar. Öyle bir şey yapamazlar. Yani insanları korkutacak bir şey. Müslümana yönelik özellikle asla öyle bir şey yapamazlar. Böyle bir şey olmaz. Kötü cinler yok mudur hocam? Var da öyle bir güçleri yok güçleri yani. Yok. Allah onlara öyle bir izin vermiyor. Öyle bir şey yok inşallah. Yani Müslümana özellikle öyle bir şey vermezler. Rahatsızlık vermezler inşallah. Yani görülmüş bir şey değildir. Yani Müslümana zarar verdikleri görülmemiştir. Peki inanmayanlara verebilirler mi? Yani o konuda bir garanti veremem tabii. Yani o vakaları bilemiyorum. Çünkü. Ama ben Müslümanlar duymadım inşallah. Yani Allah'a inanan, Allah'a sığınan bir insana böyle bir tavırlar olmaz cinlerin.